Günaydın. Arkadaşlar harika bir sabaha uyandım. Harika derken soğuk. Soğuk ama ben tabii ki de sporuma gidiyorum. Yataktan koptum erkenden. Saat tam 9. Hemen kahvaltımı yapıyorum ve sporuma uçuyorum. Evet arkadaşlar. Limon sirkeli suyum. Çörek otu yağı bir çay kaşığı. Bir tatlı kaşığı da aspir yağı. Bir yumurta, bir dilim ananas ve tabii ki de yeşil çay. Şöyle hemen çayımı da demleyeyim. İçip spora geçiyorum arkadaşlarıma. Sabah rutinimiz böyle. Dondum. Dondum, evet dondum. Ellerim buz. Eldivenlerim yağmurda ıslanmış. Motorun içine su girmiş. O yüzden evde daha yıkamadım onu. Ve eldivensiz kaldım şu an ve ellerim buz gibi oldu motorun üstünde. Motorla geldim. Buz 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 buz. Sefa Hanım aramış, bir arayalım bakalım. Tam motorun üstündeyken aradı. Canım. Allah Allah, evde yeşil çay içtim. Evet arkadaşlar, 30 dakika yaptım, bu kadar oldu bugün. Dizim ağrıdığı için kendimi yormadım. Eliptik de yapmayacağım bugün. Hoca öyle söyledi. Yine Carrefour'a geldim düzenleyicileri almaya. Bakmaya daha doğrusu. Fiyat aynı ve hala bir sürü var. Bir tane daha şundan alayım bari diyorum. Bunlar da çok güzelmiş ha. Abimin yanına uğradım, eczaneye, amcamın oğlunun. Bunu verdi. Şimdi buza koyacağım, buzluğa. 2 saatte bir dizine bunu yap dedi. Faydası olurmuş. Tam da dizime göre iyi yani. Evde de vardı benim şey ama bu tam böyle dize koymak için iyi yani. Bu arada bime uğradım gene. Bu yumurtam az kalmıştı. Bitleri aldım. Şundan aldım. Şunlar yeni gelmiş ama tek seferlik gelmiş ya. Performans ürünleri. Pancar aldım. Performansın bir fıstık ezmesini aldım. Deneyelim diye. Yani deniyorum da çok yememeye dikkat ediyorum onu ama arada yiyorum. Somon aldım, böyle Türk somonuymuş. Yarım kilosu da 20 kusur lira. Uygun fiyatı şu an. Yani bana diğer Carrefour'lardan falan uygun geldi. Ben hep Carrefour'dan alıyordum somonu daha önce. Bu ekmek bile uygun orada. Yani uygun derken piyasanın altında yani şu an. Of, öyle birime başladım galiba artık. Pancar da haşlanmış güzel oluyor böyle. Evet arkadaşlar, kereviz salatasından vazgeçip kerevizi yemeğini yapmaya çalıştım. Hemen şöyle saplarından da koydum içine az. Bir tane patates koydum, 2 tane de havuç koydum. İçine portakal suyu sıktım, limon, onları da koyacağım. Böyle pişiriyorum. Onu yiyeceğim. Kahvaltıdan vazgeçtim. Salatamı yaptım, pancar. Kerevizim de pişti arkadaşlar. Bir duş alıp geleyim, sonra soğusun, o zamana kadar dinlensin, yiyeceğim. Arkadaşlar yemeğim hazır. Pişti, pişti, pişti. Çok acıktım. Ay, size video çekemedim arkadaşlar. Uyumuşum akşamüstü yemeklerden sonra falan. Sonra kalktım, çayımı içtim. Sonra oturdum işte. Ah, kız arkadaşım yazmıştı. Kırıkkale'den geldi. Toplantısı varmış, akşam buluşalım dedi. Hava buz gibi. Şimdi çıktım evden, hazırlandım. Onunla buluşacağız şimdi. Yemek yiyeceğiz birlikte, dışarıda yiyeceğim o yüzden. Öyle. Karışık çorba söyledik arkadaşlar. Arkadaşım elini yıkamaya gitti, Aysel. İçine sarımsağı da bastım. Evet, arkadaşım Aysel geldi Ankara'dan. Ankara'nın soğuğunu da getirmiş. İzmir'in soğuğunu da getirmiş. İzmir'den de gelik. Hoş geldin Aysel'ciğim. Ihlamur içeceğiz şimdi onun boğazı yumuşasın diye. Latte almaya geldim kendime. Latte aldım bir tane, canım geçerken dedim bir tane alayım. Aysel'le ayrıldık hemen. Saat 10 oldu çünkü o dinlenecekmiş, yarın toplantısı falan var. O yüzden ben de bir banka mitiğe uğrayacağım. Sonra eve geçeceğim ama şu an çok soğuk.
kötü yani şu an hava. Çok fena şurada. Bankamatiğe geçeceğim tarzı. Parkımızdayım yine. Size çekebileceğim en güzel yer herhalde Marmaris'in. Tabii yılbaşın daha güzeldi değil mi? Her yer ışıl ışıldı. Şu an ne in var, ne cin var, bir ben. Bir ben varım, bir tin tin tin, bir de sokakta işte araçlar falan filan. Ay. Şurası da Halk Kafe. Geçenlerde takıldığımız mekan. Ay, buz gibi buz 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 buz. Herkes evinde. Bu soğukta evde durulur zaten değil mi? Arkadaşım gelmeseydi ben de evde dururdum da işte gene 2 saat oturduk. Arkadaşımla görüşmüş olduk. O da sırf Marmaris'i göreyim diye geldi. Benle görüştü sadece. Oteline gitti. Yarın dinlenip şeyine gidecek. Toplantısına Muğla'ya geçecek. Evet arkadaşlar, merhaba, hayırlı cumalar, nasılsınız? Arkadaşlar, cumanız mübarek olsun. Şurada haftanın bitmesine de 2 gün 3 gün kaldı, son 3 gündeyiz. Ama ben bu hafta gerçekten çok bir şey yapamadım. Neden derseniz dizimin ağrısından bugün spora da gitmiyorum, dansa da gitmiyorum. Öyle bir karar aldım çünkü abim dün yapma dedi yani. Buzlamaya devam et dedi. Şimdi öğlen oldu. Daha yeni çıktım yataktan. Çünkü elektrikli battaniyenin içinde duruyorum böyle. Derken uyandım gene. Saat 9'a doğru uyanmıştım. Telefonda işte işlerimi falan hallettim. Öyle uzandım. Yani çıkıp da bir şey ufum ufum yakmaktansa battaniye içinde durmayı ve bir şey yememeyi tercih ettim. Şimdi dünkü kerevizden yiyeceğim yoğurtla birlikte. Yanına da az turşu çıkarırım. Kahvaltı bile yapmadan direkt onu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bugün. Çünkü yumurta da sürekli ye ye şey oluyorum. Bugün spor da yapmayacağım ya zaten. Kerevizle beslenelim. Rutinimi yapıyorum arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı limon sirkesi koydum. Çörek otu yağı 1 çay kaşığı, 1 tatlı kaşığı da aspirin yağını içiyorum kahvaltımdan önce, yemeğimden önce. Arkadaşlar dediğim gibi direkt kereviz, yoğurt ve turşu yiyeceğim. Kahvaltı yapmak istemedi canım. Direkt evde olan şeyi hazırlamış oldum. Çünkü çok acıktım. Arkadaşlar saat 7.30 oldu. Ben akşamüstü uyumuşum. Bir şey içmedim de yemedim de. Bu suyu daha 1.5 litre olacak bu biterse daha. Yani o kadar su içmemişim ki anlatamam size. Canım da hiçbir şey istemiyor. Yemek istemiyorum şu an. Portakal yemiştim, onu çekmedim. Hemen kahvaltıyı o yemeğin arkasına yemiştim 2 tane. Başka da hiçbir şey yemedim. Sonra uyumuşum zaten akşam üzeri 4 gibi falan. Su da içmedim yani, çay da içmedim. Belki birazdan kahve falan, çay bir şey yaparım kendime. Hiçbir şey yiyesim içesim yok şu an sanki. Öyle. Geçen gün nugget da almıştım arkadaşlar. Yanına da pancar salatasıyla soğan ve bir dilim ekmek koydum. Acıktığımı hissettim, hemen yiyeyim dedim geç olmadan. Günaydın arkadaşlar. Size çekmeyi unuttum kendimi. Aynanın karşısında. Vallahi gece uyuyamadım. Sabaha sabah ettim. Saat 4.30'da falan uyumuşum. Yani belki de 5'e doğru uyudum. Herhalde tam bilmiyorum. Erkenden de kalktım işte. 8'de kalkmam lazımdı. Kardeşimle şimdi köye gireceğiz. Kardeşim beni alacak. Onu bekliyorum. Uyandım işte. Evi toparladım. Duşmuş aldım. Şimdi saat 10 kusur oldu herhalde, 10.30'a gelmek üzere. Köye gideceğiz, oradan Muğla'ya geçeceğiz. Bir kendimi çekmiş oldum, 1 litre su içtim. Başka hiçbir şey yemedim daha. Bu arada şeylerimi de içmeyi unuttum ya, yağlarımı içmeyi unuttum. Öyle, size gene çekerim oralarda, köyde de kahvaltıyı köyde yapacağız herhalde. Göğüme geldim. Göğüme geldim. Bak bak oğlum. Oğlum. Sakın üstümü kirletme. Çakırım. Çakırım oğlum. Bak 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 oğlum. Çakırım. Aç mısın sen? Arap. Çakır. Çakır. Çakır, sen ne oldun? Özledin mi beni? Özledin mi annem? Sen ne oldun? Özledin mi annem?
güzel. Bak 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 bak. Bir tane de orada varmış bir yakışıklı. Bir yakışıklı varmış. Arap. Aman aman. Neredeymiş? Üşüdün mü? Titriyor mu sevinçten? Oğlum. Paşam. Arabım. Bak 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 çakırım. Ne oldu oğlum? Özledin mi sen beni? Özledin mi sen oğlum? Bak 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 üstüme çıktı in. İn üstümü kirletme dur. Dur bir dur. Dur bir dur. Bak 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 kim varmış? Annem. Lala. Allah Allah. Çok mutlu olmuş. Çok çok çok. Çakır adam amma verelim. Çakır adam amma verelim. Al bakalım Çakır Paşa. Al bakalım Çakır Paşa. Mamma izin benim oğullarım. Ne yapıyormuş bu? Ne yapıyormuş bu? Bu pati, bu pati ne yapıyormuş bu pati? Bu Arap patisi ne yapıyormuş bu Arap patisi? Burası ne olmuş? Beyaz olmuş. Ay! Aman annem! Oğlum, oğlum, oğlum. Seni yerim ben oğlum. Seni yerim ben oğlum. Bak 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 annem. Seni yerim ben. Seni yerim ben. Çok severim seni ben. Canım oğlum. Yakışıklı paşa bu. Yakışıklı paşa bu. Bu Arap paşa bu. Yakışıklı Arap paşa bu. Aman demişler ana. Köydeyiz. Köyde güneşli bir hava. Bu da mamamızın iyi orada. Güneşli bir hava. Ama soğuk. Değil mi annem oğlum? Oh. Dile bak dile dile dile. Sen de mammanı ye hadi gitti. Hadi mammanı ye. Tesadüf mercimek çorbası pişirmiş. Ben de sucuklu yumurta yaptım. Kardeşimle içeceğiz. Yeşil çay demledim bir de. Nasılsın sen benden? Baba de. Hani baba? Babam mı? Babam mı? Ne yapıyorsun babaya? Ne yapıyorsun? Araba mı sürüyorsun yüzünde? Cimci ben benim oğlum. Otur düt düt yaparım. Parmak ne parmak ne parmak buldun mu oğlunu? Bak 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 kapıyı da kapadı ya. Hayır. Dedik. Sen nereye gittin? Sen nereye gittin? Nereye gittin baba? Halasını bulsun Burkem. Muğla'dan çıkıyoruz. Marmaris'e döneceğiz. Evet evet gördük. Çoktan gördük. İki buçuk saat durduk herhalde annişte. Yok ya burun akıyor. Evet Sakartepe'deyiz arkadaşlar. Şu aşağısı gördüğünüz yer Akyaka Gökova Körfezi.
Tekneye geldik. Biraz tekneyi toparlayacağım. Çok uykum geldi ya. Şu güneşe baksanıza ne güzel. Of. Kenan Bey geliyor. Evet. Binmese miydim? Niye düşeceğim be? Uykum geldi ama bir saat bir toparlayıvereyim teknesini beyefendinin. Temizleyelim. Of, hava çok güzel. Efendim. Evet, alt katı şöyle düzenledim. Teknenin büyük kamerası burası. Odası. Şöyle televizyonu var. Şurada çamaşır makinesi var. Gördüğünüz her yer dolap. Burası tuvalet, banyo. Lavabosu. Kırıyı kapatalım. Aa, açtım. Tam açmamışmışım deminden. Neyse. Burada şu an eşyalar var. Yazın ben burada kalıyordum. Burayı toplamış bizimkisi. Burada da kıyafetleri. Şimdi yukarıyı temizleyeceğim. Evet, tekneyi temizlemiş bulunmaktayım. Şöyle bir düzenledim sadece. Toz almadım. Bulaşıkları yıkadım ettim. Şu dolabın içini temizledim. Oy 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 oy. Buraları süpürdüm. Tozlarını alamadım çünkü bez bulamadım. Böyle böyle böyle. Ve akşam alıyor. Bas bakalım sağdaki. Şu değil mi? Bas. Aa, süpüreyim şimdi. Onu çok seviyorum. Tekneden çıktım. Çok üşüdü ayaklarım. Bir kahve içtim. Başımın ağrısı biraz dışarıya çıkınca geçti gibi oldu. Muğla'dayken başıma ağrı girmişti. Evime gideyim dinleneyim artık. Gece ta 4.30'da yattım biliyor musunuz? Size küçük bir Marmaris turu yaptırayım şöyle. Gece turu Marmaris'te. Nasıl yine şekerli yine. Bıtık. Bana olmaz. Böyle olmaz. Buraya gidemiyorum. Bugün cumartesi. Ortamlar biraz kalabalık. Çok değil ama. Aşırı bir kalabalık yok. Hava da o kadar şey. Soğuk gibi de değil gibi de. Anlamadım. Of. Işıkların güzelliği. Akşama ayrı Marmaris'in. Sabahı gecesi yağmuru dolusu her şeyi. Ayrı bir cennet güzel.
Saat 7 uçağı geliyor arkadaşlar. Yeni girebildim. Saat 10 uçağı doğru evden çıkmıştım. Şu an başım böyle var. Nasıl arıyorsunuz? Zong 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 zong. Muğla'da yeğenim sevmeye gittik. İşte kardeşimle önce köye gittik. Orada kahvaltı yaptık. Sonra Muğla'ya gittik. Yeğenim bugün görme günüydü. Onu sevmeye gittik. Orada bir 3 saat falan oynadık. Şeyle, Burkem'le. O sürede bir tane kahve içtim. Türk kahvesi orada. Su çok içemedim bugün. 1,5 litre su içtim daha. Ay şimdi de bir tane espresso içtim. Teknede 2 saate yakın gene bir temizlik yapmışım yani. Şimdi de bir yarım saat falan yürüdüm. Ay şimdi de yemek yiyeceğim artık. Kerevizim vardı. Onu hazırlayayım. Bir üstümü başımı değiştireyim. Onu ısıtıp yoğurtla onu yiyeyim. Ay ölüyorum arkadaşlar. Başım çok ağrıyor. Hem yoruldum hem de soğuk. Dondum biraz. Hem de terledim yani. Şu an bakın terliyim ama dışarı soğuk. Yanaklarım kıpkırmızı oldu. Görünüyor mu? Görünmüyor. Ya yemeğimi çekmiyormuşum arkadaşlar. Bir dilim o ekmekten vardı. Bu tabak doluydu kerevizle. Turşu vardı. Yoğurt. Böyle yerken son anda aklıma geldi maalesef. Günaydın. Mutlu pazarlar. Tipime bakın. Çoraplarıma bakın. Bu hali dışarıya çıktım arkadaşlar. Çünkü geçenlerde topladığım tohumları bir arkadaşı verdim götürdüm. Onlar Marmaris'in bir köyüne gidecekler bugün tohum dikmeye. Ben arkadaşlarımla plan yaptığım için gidemeyeceğim. Ve soğukta nasıl gidecekler bilmiyorum. Dondum şu an buz. Sırf bunu söyleyeyim diye şey yaptım çünkü. Bu halde motora bindim. İnce üstüm altım kalın ama. Eldiven de yıkamıştım eldiveni daha akşam. Buz gibi. Dondum. Saat şu an 9:30. Erkenden uyandım. Tohumu da vereyim diye. Ay! Öldüm. Daha biraz daha. Bugün arkadaşlar toplanacağız. Onun için de bir şeyler yapmam lazım. Onları şey yapayım. Sonra az daha yatağa gireyim. Çünkü evde buz gibi. Kapıyı pencereyi açtım. Ev havalansın giderken diye. Ay! Kaç gündür dikime gidemedim ya. Aklımda kalmıştı tohumlar. Bir bakayım dedim. Dün frizlenmiş. Arkadaşlar da işte köylüler düzenlemiş. Bizim etkinliğimiz değil bu. Oradaki köylüler istemişler tohum falan bizden. Dedim bunu da götürün o zaman. Yani Marmaris'ten de bir kişi katılıyormuş. Düşünün koskoca Marmaris'ten bir kişi katılıyor. Benim de haberim yoktu. Onlar bu hafta gene dikime gittiler ama ben gidemedim. Dizim falan ağrıyor diye kötüyüm diye. Ay içimde kalmıştı böyle. Aklımda kaldı sürekli. O tohumlar dikilmedi ya kaç günden beri. Bir şey olmaz dediler ama filizlenmeye başlamış kötü olmasın diye. Filizlenince belki daha iyi tutar inşallah tohumlarım. Hemen götürdüm geldim işte iyi oldu. Biraz sonra da bir tartılacağım ama bu hafta hiç tartılmadım arkadaşlar. Korkuyorum tartıya çıkmaktan çünkü spor da yapamadım. Çok fazla diyete de uyamadım. Yani artı görün diye çok korkuyorum. Bilmiyorum tartısam mı tartılmasam mı karar veremedim artık. Şu an tortulmayayım mı acaba? Haftaya mı söyleyeyim size kilomu? Evet arkadaşlarla günümüz var bugün de. Yani Sefa Hanım'ın günü var aslında. Günde değildi bizi davet etti. Ben de elim boş gitmeyeyim diye sarma çıkardım. Böyle onu pişireceğim. Yanına da patlıcan salata götüreceğim yanlarına. Şöyle bir de yağlı patlıcan yapayım dedim arkadaşlar. Buzlukta vardı annem yazdan hazırlamıştı bunu. Domatesi ayrı patlıcan ayrı. Onu böyle sarımsaklı falan yaptım. Kardeşime götüreceğim tekneye. Akşam yemeği olarak yesin. Sarmayla birlikte onu da götürürüm. Arkadaşlar sarmamı çok pişirmişim. Çok pişirmişim derken normalde bunun 5 dakika pişmesi gerekiyordu. Çünkü bunun içini biz doldururken bayağı bir pişirmişiz köyde. Tabi ben bunu unuttum ve 25 dakikada onu çorba haline getirdim. O yüzden kızlara bunu götüremeyeceğim. Bunu artık kardeşime götüreceğim. Biraz da kendim yiyeceğim. Baksanıza yani hadi bu üstteki güzel de alt sırası komple erimiş. Yağlı patlıcanı da koydum. Şöyle 2 dilim ekmek koydum. Çayımı da demledim. Kahvaltı niyetine bunu yiyeceğim artık arkadaşlar. Kahvaltı hazırlamadım. Bundan yiyeyim. Ay arkadaşlar. Arkadaşıma geçiyorum ama hiç halim yok biliyor musunuz? Hiç enerjim yok ya. Böyle bir pazar görmedim hayatımda. Bu kadar mı enerjisi olur insan? Yok ne enerji ne motivasyon hiçbir şey yok şu an. Bize telefonu
Evet, arkadaşımın evindeyiz arkadaşlar. Bunlardan azar azar yemeye çalışacağım. Telefonlarımız açık, telefonumuz. Ondan. Bilgen, bunları da çekseydik keşke ya. Bunu YouTube videoma çekiyorum şu an. Gördüler seni. Ama yorumlar ve zarlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an hala arkadaşımın evindeyim. Sefa Hanım'ın evindeyim. Videonun kapanışını yapayım dedim. Akşam saat 10 oldu. Kızlar gitti evlerine. Ben hala evime geçemedim. Bu hafta tartılamadım da arkadaşlar, ama yarın sıkı bir şekilde devam edeceğim. Hem sporuma hem de diyetime sıkı bir şekilde uymaya başlayacağım. İnşallah artık haftaya, pazar gününe yayınladığım videoda kilomu birlikte görürüz diye düşünmekteyim. İnşallah bu hafta diyetime uyar, daha iyi uyar, daha sağlıklı beslenip tartılıp size gösteririm derken. Ben de yarın spora başlarım. Tatlı yiyor Sefa hala. Ben de ondan iki tane yedim bugün. Çok güzel yaptım. Ben yemedim ama. O bize yedirirdi. Çay mı demlesek ya? Sıcak bir şey mi içmek istiyorsun? Hiç ben çayı evde demlemiyorum ben hazırım. Demleyelim istiyorsan. Öyle işte arkadaşlar, kapanışımızı yapalım. Hepinize iyi bakın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinize iyi bakın diyecektim. Hiç fena değil değil mi? Ama milföy tuzlu gibi, için tatlı. Güzel olmuş. Hayır, güzel olmuş. Bence ben çıtır çıtır yemeği çok sevdiğim için. Ben çok beğendim. Milföyü çok severim zaten. Aa, ülkenin 9 kat kat tatlı var. Hatırladın mı? Doğru, ona benzemiş. Doğru diyorsun. Her şeyi güzel yapmışsın Sefacığım. Her şey çok güzel. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel şeyler yapmışsın. Afiyet olsun. İlk deneyimiydi. Bizleri ilk misafirlerini ağırladı. Misafirlerini ben benim de atletiktim ya. Bilmiyorum. Çok çeşit yaptık hemen. Fotoğraflara bak Bilgen. İşin de hani Seyim abla vardı ya, önceden çalışan. Videoyu çekiyorsun. Torunlarıyla bak, 3 kişi. Ben hemen beraber geldik eve. Hemen börek yapmışım, kek yapmışım. Hayaş pasta gibi bir şey yapmışım hemen. Demek ki evde malzeme varmış. Bilmiyorum. Alışveriş gelmeden. Üstüne hemen bir şeyler pişirmişim kızlara. Sigara börek falan kızartmışım. Hazır almışsındır kesin onu. Evet. Kızartmakları var. Ama keki yapmışım. Kek de 5 dakikalık bir iş biliyorsun. Malzeme varsa... Çilekli ve soslu, çikolata soslu. Beceriklisin Sefacığım bence. Beceriklisin yani. Yaptın mı yapabiliyorsun. Yani sadece yemiyorsun. Yaptın mı yapıyorsun. Sıkıysa başkaları yapsın görelim değil mi? Başkaları derken... Kim var? O nereye sorusu? Bu YouTube. Bunlar... Niye kim var dedin? İsim veremiyor şu an. YouTube kanalındakiler yapsın. Ay neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize cici bakın. Siz benim yaptığımı yapmayın. Kötü beslenmeyin. Böyle arkadaşlarınızla sosyalleşmeyin. Evden dışarı çıkmayın. Evde çocuklarınıza da bir şey yapmayın. Ya bu nedir ya? Üf ya. Ne kadar sosyal bir milletiz gerçekten. Hem dışarıya çıkmak istiyoruz, hem yemek istiyoruz, hem zayıf görünmek istiyoruz yani. Tamam mı? Abi buluşunca da bunları da özel aldım da. Günüm özel. Eşim sağlıklı besleneceğiz abi. Buluşunca her buluşma bir şey yemek içmek, anladın mı? Bir şey yemeden buluşma olmuyor. Hani hiçbir şey yok. Kahve bende çarpıntı yapıyor. Çay içmiş ama duracağız artık. Şimdi lüks mekana gidip çay mı isteyeceğiz yani? Adam ben kahve içiyorum lüks mekandaydım. Çiçeğini de göstermesi olmaz. Neyse arkadaşlar. Aşka selam, spora devam. Diyete, spora devam. Sefa Hanım da yemesin. Neyse görüşürüz. Hepinize iyi günler, mutlu haftalar, bol eksiler. O da yemesin demeyin, oradan duyuyorum. Yarın spora başlıyorum. Yazda 15 kilo veriyorum. Yazında nasıl fit sixpacklerimle giriyorum. Sixpack de yapacakmış karın kaskı. Kaskı diyorum ya, kaskı dedim ya. Kaskı. Nasıl ayırsın takipçilerin karın sixpack'i bilmeyecekler mi? Biliyorlardır onlar. Bilirler. Onlar akıllıdır onlar. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Köpek balığımızla size bay bay diyoruz. Bay bay.